Bu geç yıllar tamamda oldu. Çok sevdiğim yalan oldu. Yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım Perşembe. Hafta sonu Çanakkale'de olduğum için ve bu hafta 3 günde sadece 9 saat uyuduğum için bezmiş durumdayım. 2 gün SLK'nın kurgusu işler güçler derken gerçekten çekecek bir şey yoktu. Dün okuldaydım zaten. Bugün yeni kask geldiği için Ruru'ya GoPro'yu ona geçirmek istiyorum. Bir de tabii testini mestini yapmak istiyorum ama 3M yapıştırıcım, yani GoPro'yu kaska yapıştırdığımız yapıştırıcım evde bitmiş. Normalde ben sık sık GoPro'yu farklı yerlerde kullandığım için benim evde vardı. Olanların da süresi geçmiş, o yapışkanlığını kaybetmiş. Bunun için Kaan Elektronik'e gidiyorum. Bir sponsorluğumuz yok yani. Aklınızda bulunsun. Hasanpaşa'da Kaan Elektronik diye bir dükkan var. Bu dükkanda GoPro'nun aparatları, işte mountları, intercomlar vesaire var. Daha önce başka bir arkadaşım vasıtasıyla gitmiştim. Aklıma orası geldi. Bugün zaten karşıya geçeceğim için oraya uğrayacağım. Oradan da Ataşehir'de GB Motobike'a gideceğim. Sevgili Gökmen Bakar'ın dükkanı. Orada Ducati'leri, BMW'leri, Monster'ları, Panigale'leri, R90'leri böyle custom'ladığı ama öyle hani basit custom'lar değil, böyle inanılmaz çizimlerin ardından, prototip diyebileceğim çizimlerin ardından böyle gerçeğe yakın, nasıl böyle arabada işte Peugeot Alcockpit ya da ne bileyim inanılmaz konsept arabalar çıkar sonra onu gerçeğe yakınlaştırırlar ya. Gökmen abi çizdiğinin aynısını yapmaya çalışan bir adam. Hem size orayı da göstermiş olurum diye düşündüm. Bugün böyle olacak. Bu arada Ruru hiç test edemedim. Geldiğinden beri bir kere motora binebildim. Onda da acelem vardı. Premiere'i alıp çıktım. Dönüp GoPro'yu taktıktan sonra onun da testini çekmek istiyorum. Yapabilirsem yarın, ama gel geldim bu hafta sonu yağmurlu. Bilmiyorum ne yapacağım. Göreceğiz. 1 hour later. Aldım ama bunları önce GB'ye geçelim. Akşam zaten kaskın başında ne aldım ne ettim göstereceğim. Bu sefer çeneye yapıştırmak istiyorum. Çünkü çeneye yapıştırdığı yani çok fazla insan var. Galiba daha iyi hissettiriyor izlerken. Süren biri olarak hani çok böyle bana fark etmiyor ama sanırım izleyici için daha iyi. Akşama o yüzden çeneye yapıştıracağım büyük ihtimalle. Bir Eray'ı arayayım bakayım, ben geliyorum diyeyim. Alo, ne yapıyorsun kankim? Tamam, kimse var mı orada, Gökmen abi falan? Kadıköy'deyim, geçiyorum, orada görüşürüz. Valla arabada geçiyor olabilir çok vloglar, kusura bakmayın. Normalde tahminim böyle değildi ama gel gelelim. Benim hayatım böyle yani, ben sık sık sağa sola gittiğim için yetişmeye çalışıyorum genelde. Neyse, bunu dengeleyeceğiz. In the morning about quarter to four, but still tired as a motherfucker, weak as a fuck. Don't like coffee, but the smell is telling me have a drink. Put the pot on fire, get me in some coffee, fuck. But she called me and told me there's a killer in the yard, and explained how we got a good friends of mine. Now I'm rushing in the cold back morning and I see people running, screaming, just scared in my eyes. Next thing you know, that crazy motherfucker staring at me covered in red with two long blades in his hands. I run back in the house, grab a piece, and an oops knife scared to the core, and I feel like a pussy. Abi, abi barıştınız mı? Abi, abi inanamıyorum abi! Ya barışmadım ben sen. Küs müsün? Barışalım mı? Ver bir altı takır. Ya olmaz ya! Kask güzelmiş. Beğendin mi? Ben beğendim. Abi bir şey diyeyim mi bak? Herkes bana diyor kanka çeneye bağla, çeneye bağla. Normalde biz sola bağlıyoruz ya. Tamam dedim, çeneye bağlayayım. Abi şunları aldım böyle. Yani bir kısmı bende vardı, bir kısmı buradakiler, şu paketli olanlar. Hı-hı. Esas ihtiyacım olan şey şuydu, C-hook. Bak ara şuradaki C bağlantı aparatını. Aynen. Diyor. Geri kalanları zaten standart abi şeyler. Ya biraz fazla vidalı oldu ama en mantıklı çeneye düz, yani tam oldu, anladın tam mı? Tam karşıdan düz oturmuş. Öbür türlü yamuk kalırdı. Bayağı bir denedim bu arada. Şimdi yani nasıl bağladığımı da çekecektim de o kadar çok denedim ki bunlar da falan bu oldu ya. Bir saate uğraştı. Atom parçalıyor sanki. Hani sıkılırsın, anladın mı, göstersen. Yapışkan var. Kaskı yapıştırıyorsun burayı. Ondan sonra tek tek bir de bağlantı aparatı. Şundan bir tane aynısı zaten. Şundan bir tane koydum. C-hook'la bunu çektim. Aşağıydım. Yani basit mantık. Yani. Ama çene bağlantısı çok istiyordu. Bence çok güzel olmuş. GoPro ters. Bunun şeyini de 180 derece çeviriyorsun. Onda bir şey yok. O çok kolay iş. Şey, ama öyle değil mi kanka? Bize kolay iş. Bilmiyorum. Yani o da bilmeyen adam da ters yani, görünüyor diyecek. Mesela, gerçi GoPro 5'te galiba kendi kendine çeviriyor görüntüyü. Bilmiyorum. Kendi kendine çeviriyor olabilir ama GoPro 4 vesaire kullanıyorsun abi, mecbur bir kurgu programında falan çevirmen lazım. Onun güzel oldu ha. Ben neyi merak ettim şu an, o açısını. Test edelim mi? Şu vidayı görüyorum ucundan. Tabii o seni falan etkilemez ki ama. Ama siyah vizörle daha güzel olacak. Görünüyor mu? Kanka çok iyi. Değil mi? Bak çok iyi. Oğlum çok güzel oldu. Gözümden gibi hissediyorum. Oo çok iyi oldu. Lan ben böyle çarparım bir yerlere ha. Güzel oldu, ben beğendim. Bir tek siyah vizör, başka hiçbir şey değil. Ama oğlum bunun vizörü çok zor çıkıyor. Nasıl şey yapacağım? Marathon evdesin. Siyah vizörünü de yapalım ya. Ben... Etrafımda dönüyorsun, dön etrafımda. Ver rüzgarı. Bak etrafımda döneceksin, dön. Evet, ver rüzgarı, veriyorum şu an. Matrix gibi.
Bak böyle alyan var. Millet de diyecek ki bir tane kas kaldı. Her videoda. Göster bitiremiyor. Göster bitiremiyor. Şöyle herhalde. Aynen. Artık çıkar bence kask. Tamam. Değişik kanka. Tamam. Lan basitmiş ya. Güzel işte. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yıldır motor kullanıyorum. Hayatımda iki siyah bir olacak. Siyah. Sana bir motorcunun en sevmediği şeyi yapayım mı? Yap. Hayır! Bunu şey gibi düşün mesela, ehliyet aldığında ayakkabıya basmak gibi. Ayakkabıya basmak gibi düşün. Kadar karanlık olur mu gerçekten? Tak bir. Kanka bir şey diyeyim mi? Seni göremiyorum. Oha oğlum, Robocop gibi oldun aynen. Öyle gelme, korkarım. Nasıl lan, merak et. Kanka çok iyi oldu. Üf! Burcan sandım biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Hayır. Tutayım mı? Tutam. Valla müsaitler bunu böyle. Kapıyı üstüme kapattım. Ayağım çok acıdı. Ayağım çok acıdı. Tercim, kastın güzelmiş. Güle güle kalın. Teşekkür ederim. Söyleyeyim mi reis? Söyle. Söyle lan. Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekli, bir tarafta çay. Bir tarafta gökkuşağı, öbür tarafta çay. Zaman dillerim, yorgun ellerim ve miskin armağan. Düşüncemin yanında bir emanetim. Yılların bir etki verdi, etki tepki oldu. Kendimin hudutlarında bir çiçektim, ordum onca tarla doldu. İstediğim yerdeyim, bir iki dakika benim bu adama konuşamaz dilim tutuldu. Fincan çatlak hatrına saydım. Turay bana dedi ki poligonda video çekelim. Tamam dedim, okey. Bu yüzden Tuzla Poligon Arena'ya geldim. Bir tane video çektim Turan'ın kanalı için. Böyle güzel bir kapışma oldu. Cezalı bir kapışma oldu. Onu Turan'ın kanalına çektik bu videoyu. Ben konuk oldum. Turan'ın kanalında izleyebilirsiniz. Ben bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle daha yayına girmemiş olur. Ya da bir iki gün sonra girer. Aynen öyle. 2-3 günü falan sürer. 2-3 gün sonra Turan'ın kanalında bulabilirsiniz videoyu. Söyleyeyim mi Tura? Hepsini vurdu. Hepsini vurdu ya. Of. Oha, yüzün ortasından da vurmuş bir tane. Kanka öfkelendim ben. Karın boşluğundan iki tane. Evet, kaskımız bitti. Şu anda iki şeyde sıçtık abi. Birincisi şu, ben bu çene aparatını çok beğenmedim. Sebebi de şu, scooter'ın ön paneli diğer motorlara göre çok yukarıda. Bu açı böyle istediğim kadar geniş olmadı. İkincisi, yola çıkalım, hem kaskla ilgili bir şeyler anlatayım. Şimdi, bu kepi de bir takipçim Abdullah bana mail atmış. Bu kepi dedi istedim almayı ama dedi 10 dolar dedi fiyatı. Getirimiyle falan 30-32 dolarlara geliyormuş. Bana satar mısın dedi. Ben dedim ki adres gönder, hediye edeyim. Bunu da şimdi kargoya götüreceğim. Abdullah güle güle kullan. Tamam, 10 dolar ne beni zengin eder, ne fakir eder. Güle güle kullansın. Abi genel olarak durum şudur. Kaskın görünüşünü falan çok beğendim. Okey her şey. Hani inanılmaz şekil duruyor. Hediye edilmiş bir kask. Kimsenin hediye durumuna kötü ya bunu kullanma diyeceğini sanmıyorum. Görünüş süper. Yüzü falan da güzel sarıyor. En baba problem şu ki almadan önce yorumlarda da okuduğumda en baba problem herkes bunu söylüyordu. Abi rüzgar alıyor. Normalde benim rüzgarı bununla değil, hani BMW ile falan test etmem lazım. Bir 100-120-140 falan çıkmam lazım. Ama ve lakin şununla 60'la 70'le bile giderken söylemek mümkün ki özellikle vizörün etrafından dehşet bir rüzgar alıyor. Yani premierden sonraki 2 yıllık bir premiere rağmen, premieri ilk aldığımda çok daha sıfırdı. Şu anda hani biraz daha o zamana göre rüzgar alıyordur ama bu kask yüzün yan taraflarından çok fazla rüzgar alıyor. Kaskı almayı düşünen arkadaşlar, eğer yüksek performanslı motorlarınız varsa, ben bunu alacağım basacağım falan kafasındaysanız Atlas Riot Ranger için konuşuyorum. Diğer modeller için konuşmak yanlış olur. Benim kafamda gördüğünüz kask rüzgar alıyor abi ve böyle bir durum var. Beni biliyorsunuz, ben realistik yorum yaparım yani. Şimdi bana hediye geldi diye bu kaskı süper överim. Yarın bir gün alırsınız. Ondan sonra ulan o kadar övdün böyle çıktı falan demeyin. Sevgili Rock, siz de lütfen yanlış anlamayın. Kaskın şekli şemali süper ama bu modelinde bir rüzgar problemi var. Kaskın da hakkını yemeyeyim. Yüzü falan çok güzel sarıyor. Şimdi 2 yıl kullanınca premieri o kask eskidi tabii. Eskisi kadar böyle süngerleri falan tadında değil ama bunun yüz, mesela yeni bir kask şu anda ve
Yüzüme falan çok güzel oturdu. Ağzımda mikrofon olmasına rağmen bile gayet rahatım. Vizör çok güzel. Yani cam gibi. Özellikle seçtikleri siyah vizör. Gece kullanıp bir kere daha bakmak lazım. Gece görebiliyor muyum ama gündüz ışığa karşı gözü duyarlı olan insanlar için çok tadında bir filtre. Ben normalde gözlükle kullanıyorum. Eskiden takip eden arkadaşlar bilirler. Şu anda gözlükle kullanmıyorum ve şu an bu güneş bu kadar yüzüme vurmasına rağmen gözlüğe ihtiyacım yok. Daha çok şekil isteyenlerin ve performans aramayanların kullanabileceği bir kask olabilir. Bu da böyle video oldu. Umarım yeni açımız güzeldir. Hiçbir fikrim yok. İnşallah koyamayacağım derecede değildir. Bu haftalık vlogumuz da böyle karman çorman sağa sola koşturarak bitti. Ben motora binince daha bir kendim oldum gene. Videoyu beğenerek bana destek olabilir. Yorum atabilir ki unutmayın bu haftaya çekilecek GB Motorbike'ın Custom Monster'ları ile ilgili sağ üstten doldurabileceğiniz anket var. Oradan hangi modelin daha önce videosunun gelmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ve kanalımıza videoların devamı için abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.